yalnızca bir deli suyun derinliğini iki ayağıyla anlamaya kalkar diyen bir kişinin bu düşüncesi aşağıdaki tutumlardan hangisine uygundur? A. Tehlikeden uzak durma. B. Tedbirli davranma. C. Kuşkucu yaklaşma. D. Ürkek bir tavır sergileme. E. Düşünceli olmaya çalışma. Şimdi suyun derinliğini anlamak için iki ayağımızla girersek eğer çok derinse suyun içine girip boğulma ihtimalimiz var. Ama tek ayağımızla yaparsak, diğer ayağımızla dışarıda durursak tedbirli davranıyoruzdur. Derinse bile tek ayakla kurtulma şansımız vardır. O yüzden cevap tedbirli davranma. Bu dizeleri oluşturan cümlelere hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Aynalar gibi kapkara, suyu mu çekilmiş bulutların, taşlara düşen saat gibi ne artı ne eksi, bir sağlık, bir sevinç, bir umut, hikaye hepsi. A. Bıkkınlık. Bıkkınlık yok. B. Umutsuzluk. Evet umutsuzluk var ama biz hakim olan yani tüm şiire hakim olan duyguyu arıyoruz. Şurada bir umut yok anlamında bir umut hepsi hikaye dedi ya. Evet burada umutsuzluk var ama hakim olan yani tüm şiiri kapsayan duyguyu arıyoruz. Yalnızlık da değil ama karamsarlık evet. Bakın hangi konularda karamsar? Bir sağlık, bir sevinç, bir umut, hikaye hepsi. O zaman genel anlamda bir karamsarlık var. Her şeye karamsar bakıyor. Cevap geldi. Sevgisizlik değil. Cevap D. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? 1. Kemal Özer ikinci yeniden öncesi olmayan biçime aşırı düşkün bir şairdi. Bakın burada bir eleştiri havası var. Olumsuz bir eleştiri hatta beğenme hiç yok. Çünkü ikinci yeniden öncesi olmayan biçime aşırı düşkün. Bir eleştiri havası var. O yüzden bu gider. 2. Şiirde anlam rastlantısaldır diyenlere yakın görünüyordu. Şu cümleden anlıyoruz ki Şiirde anlamı rastlantı saldırı pek doğru bulmuyor buna pek katılmıyor Böyle diyenlere yakın görünüyor diyerek de eleştiriyor aslında olumsuz bir eleştiri yapıyor 3- Bu anlayışla da anlamı salt bir güzellik ögesi olarak ele alıyordu bakın burada da bir beğenme yok hatta Eleştir var sadece bir güzellik ögesi olarak ele almasını eleştiriyor olumsuz olarak 4- Her sözcüğünü özenle seçen tam bir dize şairiydi İşte geldi Her sözcüğü özenle seçen Tam bir dize şairi, özenle kelimesinden beğendiğini anlıyoruz. Cevabımız geldi. 5. İlk 3 kitabında bu anlayışı sürdürdükten sonra birdenbire yazmamaya başladı. Burada herhangi bir beğenme falan yok. Cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin henüz yapılmadığı anlamı vardır? A. Babası izin vermediği için bazı çalışmalara katılamazmış. Burada babası izin vermemiş. Yani eylem yapılmış, gerçekleşmiş. B son günlerde iş yerine de pek uğramaz olmuş. Uğramıyormuş. Yani eylem burada da gerçekleşmiş. C annesi evde olmasaymış konuklara kapıyı açmayacakmış. Gene iki eylemimiz de gerçekleşmiş. Bu da gitti. D tatilden döneli kimseyle ilgilenmiyormuş. Gene ilgilenmeme eylemi de gerçekleşmiş. E adresi bulabilirse mektupta yazacakmış. Adresi bulamamış ve mektup yazamamış. Eylem henüz gerçekleşmemiş. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir durum söz konusudur? A. Yağmur yağsın, varsın ıslansın bu yağmurda saçlarımız. Burada yok herhangi bir aşamalı durum. B. Kim bilir şimdi hangi kıyılarda hangi gemiler demir alıyor? Burada da yok. C. Her geçen gün benliğimi saran bir özlemin peşinden koşuyorum. Her geçen gün yani aşamalı olarak cevap geldi. D. Hiç görmediğim yıldızlar gözlerine doğduğundan mı bu parlaklık? Burada da yok aşamalı durum. E sen şimdi benim kulaklarımda yepyeni bir türkü gibisin. Burada da yok. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sitem anlamı vardır? A. Birbirinize sataşmadan uslu uslu oturamadınız sanki aşk olsun size. Aşk olsun dediğine göre karşısındakine sitem ediyor. Hangi konuda? Birbirlerine sataşamadan oturmamaları konusunda cevabımız geldi bile. B. Bu işinde de başarılı olacağını ve kendini amirlerine sevdireceğini umuyorum. Burada yok. C. Bugünlerde onda tuhaf bir durgunluk olduğu görülüyor. Burada da yok. D. Haberleri izlerken kendisine bir şey sorulmasına sinirlenirdi. Yine yok. E. O cadde senin, bu sokak benim. Dolaşmaktan ayaklarımıza kara sular indi. Burada da yok. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sezgi tahmin söz konusudur? A. Doğal olan bir durumun onun elinde bir oyun aracı olabileceğini onu görür görmez anlamıştım. Bakın onu görür görmez anlamıştım dediği hislerimle yani sezgilerimle karar vermiştim. Tahmin etmiştim demek istiyor. Hem hislerime hem de tahminlerime göre onu görür görmez anlamıştım ki doğal olan bir durumun onun elinde bir oyun aracı olabileceğini. O yüzden cevabımız geldi. B. Şu kadarını söylemekle yetineyim. Bu yıl çok az çalışıyoruz. Biraz hızlanalım. Burada bir sezgi tahmini yok. C. Filmi o kadar sıkıcı bulmuştu ki filmin sonunu bile beklemeden yatmaya gitti. Herhangi bir tahmin yok. D. Akşam misafirlerimizle hem eski günlerden hem de eski arkadaşlardan söz ettik. Yine tahmin yok. E. Çok önemli iki sınav olmasına rağmen çalışmayı son güne bırakmasını anlamak mümkün değil. Yine tahmin yok. Cevap A. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eserle ve yazarla ilgili beğeniyi destekleyen bir görüş söz konusu değildir? 1. Tarık Buğra'nın romanını yazarken yaşantısından yararlanmasının elbette büyük payı var Küçük Ağa'nın başarısında. Başarılı olduğunu düşündüğüne göre demek ki yazarla ilgili beğeniyi destekliyor. Bu gider. 2. Eserde kişilerini yaşadıkları koşulların gerçekliği içinde ele alıyor. Gerçeklik içinde ele aldığını beğeniyor gibi görünüyor. 3. Oradaki gelenekleri, yetişme koşullarını, yerleşik değer yargılarını hiçbir zaman gözden ırak tutmuyor. Yani gözden uzak tutmuyor. Demek ki beğeniyor bunu. 4. Yaşanılanlar varsa bu yanılmayı doğuran nedenleri anlamaya anlatmaya çalışıyor. Anlamaya anlatmaya çalışıyor derken beğenisi var belli ki. 5. Ne var ki? Buradan olumsuz bir şey gelecek. Pek beğeni çıkmaz buradan. Bakın ne var ki? Olumsuz bir bağlaçtır. Ne var ki Tarık Buğra'nın bir roman yazarının bir bilim adamı gibi tam o kadar objektif olması gerektiğine inanıyorum sözleri havada kalıyor. Havada kalmak da hiç beğeni göstergesi değil. Havada kalıyor dediğine göre beğenmemiş buraya. Olumsuz bir eleştirisi var. Cevap E. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sanatlıca bir söyleyiş yoktur? Sanatlı söyleyiş kelimelerin mecaz anlamda kullanılması ya da kişileştirme, benzetme gibi sanatların kullanılmasıyla olur. Bakalım hangisinde yokmuş? A. Günler kederle geçiyor, günler acıya dayana dayana. Günlerin acıya dayanması insana ait bir özellik. Günlere verildiği için burada kişileştirme var. Yani sanatlı söyleyiş var. B. Susuyor şarkılar birer birer ve şiirlerde yarım dizeler. Şarkıların susması insan özelliği verilmiş yani sanat yapılmış. C. Şarkılar da sustu pikapta dağıldı masamdaki çiçekler. Yine şarkıların susması da sanatlı bu da gider. D. Üşüyen küçük eliyle bir simitçi köşeden bir gelir bir gider. Burada herhangi bir sanatlı söyleyiş yok. Dümdüz söylemiş üşüyen bir çocuk küçücük eliyle köşeden bir gelir bir gider diyor. Başka da herhangi bir sanat falan yok. O yüzden cevap bu. E adam oturmuş denize karşı elinde oltası yıldız tutar. Yıldız tutmak imge dediğimiz şey yıldız tutmak diye bir şey olmadığı için burada sanatlı söyleyiş var. Cevap D. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farkında olmayı söz konusudur? A. Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık. Yalnız arabacının dudağında bir ıslık. Burada herhangi bir farkında olmayış yok. B. Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri, çiçekliyor duvarı, ocağın akisleri. Burada da yok. C. Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Uzun yollar da bu sesten silkinerek yatıyor. Burada da yok farkında olmayış. D. Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine uzanmışım kalmışım yaylanın şiltesine. Uzanıp kaldığının farkında olmamış. Uzanmış orada kalmış. Uyuyakalmış büyük ihtimalle. Farkında olmayış burada var. Cevap geldi. E bir sarsıntı uyandım uzun süren uykudan geçiyordu araba yola benzer bir sudan cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir durum söz konusudur? Aşamalı durum gitgide, gittikçe, her geçen gün gibi kelimelerle yapılır. Yani bu kelimeleri arayacağız. A onun kendine özgü bir anlatımı olduğu gibi kimilerince küçümsenmiş olan Türk diline yetkinlik getiren bir ustalığı da vardır. Herhangi bir aşamalı durum yok. B. Ondan gördüğüm destekle planlı çalışma alışkanlığım gittikçe, bakın dediğim kelimelerden biri, gittikçe arttı ve kısa zamanda büyük başarılar elde ettim. Geldi cevabımız. C. Şiirin dili diğer tüm edebiyat türlerinin dilinden üstün olduğu için zahmet verici ve yorucudur şiir yazmak. Yok burada da de kitap yaşayan usta şairlerle birebir görüşülerek elde edilmiş röportajlarla sürdürüldüğü için çok ilgi gördü. E, bir neslin yıkılış ve yeniden doğuşunun bütün buhranlarını kendi şahsında yaşamış bir insanın dramını anlatıyor eser. Cevap B. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ön yargı söz konusudur? Ön yargı bir şey bir olay olmadan daha gerçekleşmeden o konu hakkında önden ileri sürdüğümüz olumlu ya da olumsuz fikirler. Sadece olumsuz olmaz, olumlu da ön yargı olur. A. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Burada yok. B. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle. Burada da yok önden bir yargı. C. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözlerin nemli. Burada da yok. D. Biçare gönüller ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Bakın önden dedi ki bu ne giden son gemidir ne de hayatın son matemidir daha bilmiyor fakat önden diyor ki başka gemilerde gidecek, başka matemler, yaslarda yaşanacak. Ama bilmiyor, bilmeden böyle bir fikir yürütüyor. O yüzden cevap bu. E. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bir zildedir. Cevap çıktı, cevap de. Bir düşünceye saplanıp onun dışında doğru tanımayan kişilere hoşgörülü denemez. Bu cümle bir, bir kavramı belirlemenin başka bir yolu da onun karşıtı olan kavramı belirlemektir. 2- Söylenenleri görünür kılmada kullanılan diğer yöntem de söylenenleri örnekle zenginleştirmektir. 3- Yargılardan birinin benzetmeyle somutlanması, anlatılanın belirginleştirilmesine geçerli bir yöntemdir. Açıklamalarından hangilerini örneklemekte kullanılabilir? Şimdi cümlemize bakalım. Cümlemizde hoşgörülü denemez diyerek aslında hoşgörülü kimdir, hoşgörülü olmak nedir onu anlatmaya çalışıyor. Olumsuzunu, denemez'i söyleyerek olumsuzundan anlatıyor. Yani bakın bir kavramı belirlemenin başka bir yolu, bir kavramı belirliyor, hoşgörülü kavramı. Onun karşıtı olanı belirlemektir. Karşıtı olan ne? Hoşgörülü denemez. Yani karşıtı kavramı belirleyerek aslında bize hoşgörülüyü belirlemeye çalıştı. Cevap geldi. Diğerlerine bakalım neden olmaz? Örnekle zenginleştirmek dedi. Burada herhangi bir örnek vermediği için bu olmaz. Benzetme ile somutlanır dedi. Bu cümlede herhangi bir benzetme olmadığı için bu da olmaz. Yani cevap A.